Ben 2003-1964 doğumlu Ayhan II. Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Dernek Başkanı. 3 yıldır bu görevdeyim. Daha önceden 17 yıl Kuyumcular Dernek Başkanlığı'nı yaptıktan sonra şu anda Siverek İl Yapma ve Kalkınma Dernek Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Şimdi bizlerin de bu konuda 100. yılda 100 ile çıkarma gibi bir çalışmaların olduğunu duyduk. Bunu bazı siyasetçilerimiz de bize dile getirdiler. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama biz Siverek İl Yapma ve Kalkınma Derneği olarak, Siverekler olarak biz yeni bir il istemiyoruz ki. Biz daha önce geçmişte bizim haksızca alınan bir hakkın geri iadesini istiyoruz. Yani biz diğer ilçeler gibi bizi yeni bir ile dahil edin diye bir talebimiz yok. Biz zaten ildik. 1926'da Şeyh Said isyanından sonra sanki devlet tarafından cezalandırılıp tekrar ilçeye çevrildik. Biz diyoruz ki o yapılan yanlışı yeniden hakkımızı geri iadesini istiyoruz. Biz yeni bir şey istemiyoruz. Bu konuda bizim zaten çalışmalarımız var. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den biz randevu talep ediyoruz. Çünkü kendi memleketi, atalısının memleketi olan bir ilçeye yapılan haksızlığın geri iadesini almasını rica ediyoruz kendisinden. Devlet Bey ile bu konuda görüşmek için ilçe başkanımız Mustafa Fetahil ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu randevu talep edilirse gidip görüşülecektir Siverekli olarak. Biz Siverekli olarak hiçbir zaman dediğimiz gibi yeni bir hak istemiyoruz. Elimizden alınan bir hakkın iadesini istiyoruz ki 32 ilden büyük bir ilçe nüfus bakımından 4314 kilometre yüz ölçümüne sahip olan bir yer. 270 bin nüfusa sahip. Şu anda Urfa Büyükşehir'e bağlandıktan sonra zaten biz mahvolduk. Yeterince hizmeti alamıyoruz. Geri planda itildik. Yapılan çalışmaların hiçbir zaman Siverek'e bir katkısı olmadı. Bu yüzden diyoruz ki Siverek'in il olması gerekiyor. İl olma konusunda da gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Teşekkür ediyorum. Ben Hacı İnan. Siverek Madeni Eşya Sınav ve Sanatkarlar Oda Başkanıyım. Şimdi öyle bir söylenti var. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yılın oluşu. Ama bu bize inandırıcı gelmiyor. Çok sözler verildi zamanında Siverek'imize. Hiçbir söz tutulmadı. Şimdi Siverek daha önce 1926 yılında elimizden alınan il hakkımızı geri istiyoruz. Yeni bir şey istemiyoruz. Yani bazı ilçeler gibi biz nüfus çoğunluğu var şu o yönden bizi iyiledin demiyoruz. Biz elimizden alınan hakkımıza bize geri verin diyoruz. Çünkü bu yüzden 100 kilometre Diyarbakır, 100 kilometre Urfa. Biz bu iki şehrin arasında kalmış bir ilçe, 300 nüfusa yanaşan bir ilçeyiz. Artık bizim bir an önce ilçemize zaten yatırımlar gelmiyor. Bizi kurtaracak, gençliğimizi kurtaracak, Siverek'e nefes aldıracak tek bir şey var, il olma. Yani şimdi herkes bu il olmak ister. Biz yeni bir şey istemiyoruz. Bizim diyoruz ki bizim elimizden alınan hakkımızı bize verin. Yani yetkilerden tek istirhamız, ricamız eğer siz Siverek'in gençliğini bizi bırak Siverek'in gençliğini düşünüyorsanız ya Siverek bir il yapalım ki bu Siverek'te biz bu işsizliği çözelim. Biz bu gençlerimize iş sahası açalım. Şimdi biz nereye gidiyorsak önümüze çıkan ilçe olduğumuzdan dolayı biz bunu veremiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir an önce Siverek'in gençliğini, Siverek'i kurtarmak için bizim bir an önce il olmamız lazım. Yetkilerden bunu istiyorum. Ben Siverek Terzi Esnaf ve Sanatkar Oda Başkanı Muhammed Hanifi Ay. 2012 yılından bu yani oda başkanlığımızda daimi devam ediyoruz ve siviller beraberinde hareket ediyoruz. Ve bütün Siverek sorunlarından beraber çözüm yoluna gitmeye çalışıyoruz haldeki. İl yapma durumundan dolayı tabii ki olan 1923 yılında verilen bir iliz. 26'dan alınan bir hakkımızı geri alma talebimiz vardır. Bu talebimizi bir an evvelinde verilirse Urfa ilimizin büyük bir sorumluluktan kurtulmuş olur. Ve yükümüz onların yükü azalır. Biz kendi yükümüzü kendimiz taşımaya çalışırız diye düşünüyoruz. Bizim halkımız da bunun kalkınmasıyla, esnaflarımız da buna bu eşliğinde daha da büyümeye daha çağdaş bir ortama el vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Büyüklerimize ve önderimize, vekillerimize bunun talebimiz, sonsuz bir talebimizdir.
Bu talebimizi yerine getirirlerse Suriye halkına da büyük bir iyilik yapmış olacaklar. Ben teşekkür ediyorum sayılarımla. Ben Şehmus Karaburç, Siverek Engeller Kalkınma Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda sağlıktan emekliyim. Geçen dönem muhtardım. Şu anda işte Siverek Engeller Kalkınma Dernek Başkanı olarak görev yapıyorum. İnan ki bunun için hani eğer olursa çok seviniriz. Olmasa da üzüleceğiz Siverekli olarak. Koçali abimiz zaten siviller olarak, siviller başkanı olarak bu mücadeleyi şu ana kadar veriyor. İşte bundan sonra inşallah biz de devam edeceğiz. İl yapılması için elimizden geleni yapacağız. Siverek'in il olmasını istiyoruz yani. Mutlaka istiyoruz. İl olması gerekir yani bana göre.